Herkese merhaba. Benim ismim Rümeysa. Bugün sizlere videomuzda Mert ile birlikte aslında ISEC'teki üye süreçlerimiz nasıl ilerliyor ve ISEC'e giriş aşamalarımız neler, bunlardan bahsediyor olacağız. Ben kendimi tanıtarak başlayayım. 23 yaşındayım, Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisiyim. 2016 yılında ISEC'e katıldım Ankara Şubesi'nde. Çeşitli dönemlerde aslında takım liderliği, takım üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, şube başkanlığı yaptım. Şu an ISEC Türkiye Genel Merkezi'nde yetenek yönetiminden sorumlu direktör olarak görev almaktayım. Evet. Peki biz yetenek yönetimi departmanı olarak neler yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında yetenek yönetimi departmanı sizlerin firmalarda duyduğu insan kaynakları departmanı gibi aslında ISEC içerisinde de görev alıyor. Biz aslında bu departman olarak bir üyenin organizasyona girişinden, organizasyon içerisindeki aldığı adımlarda, organizasyon içerisindeki süreçlerde üyelerimizin tecrübesinin en iyi hale gelmesi için çeşitli eğitim döngüleri ya da çeşitli projelerle birlikte yetenek yönetim komisyonuyla birlikte çalışıyoruz diyebilirim sizlere. Tekrardan herkese merhaba. Mert ben de. 24 yaşındayım. Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. ISEC'e ben de Mart 2016 yılında katıldım İzmir Şubesi'nde. İlk olarak takım üyesi olarak başladım. Arkasından takım liderliği, yönetim kurulu üyeliği ve şube başkanlığı görevlerini üstlendim. Şu anda da ISEC Türkiye Genel Merkezi'nde market tecrübesinden sorumlu direktör olarak çalışıyorum. Market tecrübesi departmanı olarak neler yaptığımızdan kısaca bahsedecek olursam da aslında genel olarak ulusal pazarlamadan ve her bir değişim katılımcımızın, her bir partnerimizin tecrübesinden ve bu tecrübeyi alırken aslında marka algısını, marka algılarını nasıl algıladığından, nasıl devam ettirdiğinden sorumluyuz. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki ulusal pazarlama takımıyla birlikte operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlerden aslında ISEC üye oluşla alakalı sorular alıyoruz ve bugün bizler de aslında bu soruları cevaplamak için buradayız. Öncelikle aslında ISEC nasıl üye olunur ve ISEC'te üye olduğum zaman neler kazanırım gibi sorularınıza cevaplar vereceğiz. Mert de ISEC'te nasıl üye olunur aslında bunun aşamalarından bahsediyor olacak sizlere. En basit tabirle ISEC'te üye olmak için 18 ile 35 arasında olmanız yeterli. Herhangi bir üniversitede öğrenmenize devam etmenize gerek yok aslında. Lise mezunu olabilirsiniz, üniversite mezunu olabilirsiniz, üniversite öğrencisi olabilirsiniz, yüksek lisans veya doktora da yapıyor olabilirsiniz. Ama bunları yaparken ya da yapmanıza gerek olmadan ISEC'te üye olabilmeniz mevcut. Yani bu fırsat size tanınıyor. ISEC'e üyelik için kayıt bırakmanız aslında çok kolay. ISEC.org.tr web sitemiz üzerinden. Üyelik kısmından eğer ki kayıt bıraktırdığınız takdirde size bağlı olan şube sizle iletişime geçecek. Kendi çekimi, üye çekimini gerçekleştirmeden önce ve daha sonrasında yolundan olacak. Aşağıya üye kaydı bıraktıktan hemen sonra sizle iletişime geçilmeyebilir. Çünkü biz belli yılın belli dönemleri üye çekimlerini gerçekleştiriyoruz ve genelde çekimden öncesi sizle iletişime geçiliyor diyebilirim. Peki ISEC'te ISEC.org.tr'den kayıt bıraktığınız zaman üyelik kaydı hangi aşamalardan geçiyorsunuz? Öncelikle başvuru yaptığınız şubede üye çekimlerinden sorumlu kişiler ya da şubelerimizdeki gönüllülerimiz sizlere SMS, mail ya da arama yoluyla ulaşıyorlar. Ve daha sonrasında sizleri mülakata davet ediyorlar. Peki biz mülakatta aslında neleri değerlendiriyoruz? Mülakatta değerlendirdiğimiz şey aslında siz organizasyona neler katabilirsiniz, organizasyondan neler isteyebilirsiniz ve aslında ISEC bir liderlik hareketi organizasyonu. Bu liderlik hareketi organizasyonuna nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Bunun gibi aslında belirli kriterler üzerinden biz üye alımlarımızı gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Daha sonrasında aslında sizin ISEC'e giriş eğitimleriniz gerçekleşiyor, farklı departmanlara sahip oluyorsunuz, farklı departmanlarda çalışıyorsunuz diyebilirim sizlere. ISEC Türkiye genelinde 17 farklı şehirde 19 şubede aktif olarak görev alıyor. Yani bulunduğunuz şehirde ISEC olmasa dahi aslında ISEC üyesi olabilirsiniz. Eğer ki yakın bir şehirde ISEC şubesi var ise web sitemizde de aslında hangi şehirlerde şubelerin olduğu, nerelerde aktif olarak çalışıldığı yer alıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz detaylı olarak. Peki ISEC'te neler kazanabilirsiniz aslında? Sizlere bahsetmek istediğimiz 4 farklı kriter var aslında. Bizim ISEC'te verdiğimiz liderlik kriterleri aslında, liderlik nitelikleri bunlar. Öncelikle siz ISEC içerisinde barış ve insan kaynağı potansiyelini en verimli şekilde kullanma vizyonu için çalışıyorsunuz. Ve bu vizyona ulaşırken aslında çeşitli dünya sorunlarına çözümler arıyorsunuz. ISEC sizlere dünya sorunlarına karşı çözüm odaklı bireyler olabilme niteliğini katıyor. Bunun dışında ISEC 128 farklı ülkede bulunan bir organizasyon ve sizler aslında farklı ülkelerde bulunan insanlarla aynı amaç için
çalışırken dünya vatandaşı niteliğini daha çok hissediyorsunuz. Bununla birlikte ISEC sizlere kendi liderlik potansiyelinizin en iyi halini bulmanıza yardımcı oluyor. Ve aslında sizler ISEC içerisinde kendisini daha iyi tanıyan bireyler oluyorsunuz. Ve siz kendinizi daha iyi tanıyan bireyler olurken farklı çözümlerle, farklı bireylere etki edebiliyorsunuz. Yani aslında etrafınızdaki insanları da etkileyebiliyorsunuz. ISEC'te içerisinde bulunduğumuz etki aynı kelebek etkisi gibi. Sizin aldığınız bir aksiyon adımı ya da söylediğiniz bir şey, konuştuğunuz bir insana farklı noktalarda, farklı şekilde etkileriniz doğuyor diyebilirim. Evet, biz burada her bir ISEC üyesi aslında gönüllü olarak çalışıyor ama bizim buradaki gönüllü tabirimiz daha çok sorumlu gönüllülük. Yani biz burada aldığımız, başladığımız bir işi sonuna kadar aslında bitirmek ve onun için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bununla birlikte aslında ISEC olarak sergilediğimiz ve her bir üyeden de beklediğimiz 6 adet ISEC değeri var. Bu ISEC değerlerinden bahsedecek olursam ilk olarak zaten liderliği aktive etmekten başlayabilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ISEC en temelinde bir liderlik organizasyonu ve biz hem kendimize hem de aslında katkıda bulunduğumuz her insana liderlik tecrübelerini aşılamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte mükemmeliyetçilik yaptığımız işi en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmak, bütünsellik yaptığımız şey tek bir açıdan değil farklı açılardan da bakmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik şu an dünyada gerçekten sürdürülebilirlik kavramı çok önemli bir boyutta ve sürdürülebilirlik kavramını da hayatımıza aşılamaya çalışıyoruz. Katılımdan zevk almak, yaptığımız işi sadece iş gözüyle değil, aslında bunu yaparken de bunun keyfini çıkarmak, bundan zevk almak diyebilirim. Ve son olarak da farklılıkları yaşamak. Biz burada farklılıkları yaşamaktan kastım. Aslında her birimizin var olduğu, her birimizin yapmakta belki de iyi olduğu işler var. Ve biz bunları yaptıktan sonra aslında konfor alanımıza yaşamaya başlıyoruz. ISEC'te bulunduğunuz fırsatlar, bulunduğunuz challenge'lar aslında sizin konfor alanınızın dışına çıkmanıza fayda sağlıyor. Ve aslında sizin farklılıkları yaşamanıza da fırsat tanıyor. Peki ISEC'te aslında bizler örnek göstereceksek bu organizasyonda neler kazandığımızı. ISEC aslında bir bireyin kendi liderlik potansiyelini bulmaya yardımcı olabilen bir organizasyon. Ve aslında bizler de bu organizasyon içerisinde kendi liderlik potansiyelimizi keşfedip aslında bu liderlik potansiyellerimizi aksiyon adımlarına çevirebildik. Bunun dışında aslında iletişim becerisi, sunum yeteneği, hard ve soft skills'leri ISEC sizlere kazandırıyor. Kendine adımdan da örnek verecek olursam aslında Rümeysa'nın da bahsettiği gibi birçok konuda kendinizi geliştirme fırsatı bulabiliyorsunuz. Tabii ki de iş hayatında birçok da aslında hem kurumsalda hem dış hayatta var olabileceğiniz tecrübeleri aslında ISEC sayesinde kazanabiliyorsunuz. Bununla birlikte ISEC'te var olan departmanlarda hem takım üyesi hem takım lideri veyahut da ileriki safhalarda yönetim kurulu üyesi olarak bu departmanlarla ilgili aslında fırsatları değerlendirerek çeşitli şekilde kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ne alanlarda? Satış alanında, pazarlama alanında, yine Rümeysa'nın bahsettiği gibi yetenek yönetimi alanında. Onun dışında bizim değişik programlarımız var. Bu değişik programlarıyla birlikte aslında resepsiyon alanlarında gelen tarafta ve yine gönderen tarafta yine satış ve danışmanlık alanlarında kendinizi birçok noktada geliştirme fırsatı da bulmuş oluyorsunuz. Umuyoruz ki aslında bu organizasyonda sizler de liderlik hareketinizin bir parçası olursunuz. Ve üyelik kaydından tutun da üyelik sürecine kadar her birine dahil olmuş olursunuz. Ben kendi adıma teşekkür ederim bizleri izlediğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da ISEC Türkiye'yi takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.